Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız 60 derse TYT Matematik kampının geldik 50. dersine arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Temel matematik kısmında yani TYT'nin ilk kısmını halletmiş olduk. Şimdi ise en önemli kısım aslında orantıdan problemlere olan kadar kısım. Bizim TYT'nin %70 %80'ini oluşturan kısım. Çünkü köklü sayılar sorarlarsa, özdeşlik sorarlarsa, üslü sayı sorarlarsa, temel kavramlar sorarlarsa da bunu problem şeklinde soruyorlar. O yüzden problem çözme yeteneğimizin, tekniğimizin fazlaca gelişmiş olması lazım. Bu hafta 24-25 tane video paylaşarak problemlerin tamamını sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Yani okul başlamadan 12 sınıflar için söylüyorum. Problemleri bir haftada tamamlayacağım. Mutlaka mutlaka benden problemleri izleyin derim size. Efsane çözümler, efsane yöntemler öğreteceğim. Bazılarında teknik öğreneceğiz, bazılarında pratik öğreneceğiz. Bazılarında denklem kurmayı öğreneceğiz. Sürekli benim söylediğim fix laflar var. İlla ki problem denklemle çözülmez, denklem sizde çözülür şeklinde. Bunları nasıl uyarlıyoruz? Bazılarında denklem çözüyoruz, bazılarında denklem çözmüyoruz. Bunları teker teker anlatacağım ama öncelikli olarak bu problemlerin başı olan oran orantı kısmıyla ders anlatımıza başlayalım isterseniz. Şimdi geldik oran orantıya arkadaşlar. Toplam 4 ders videosu paylaşacağım sizinle oran oran ile ilgili bunların üç tanesi konu anlatım üzerine bir tanesi de çıkmış sınav soruları üzerine olacak. Tanımımıza başlayalım isterseniz. Şimdi biz oran yaparken oran ne demek aslında Türkçe tanımı bir diğer anlamı kıyastır. Kıyaslamaya çalışıyoruz. Tabii kıyaslarken aynı cins çoklukları kıyaslarsanız bu bir oran olur. Eğer aynı cins çoklukları kıyaslamazsanız o zaman farklı farklı birimler elde edersiniz. Bakın aynı birime sahip iki çokluğun kıyasına biz ne diyormuşuz? Oran diyormuşuz. Farklı birimdeki çoklukları kıyaslarsanız ise ne olur? Birimler oluşur. Mesela atıyorum 100 kilometreyi siz bir saate böldüğünüzde sizin karşınıza hız denen bir kavram çıkar. Kilometre bölü saat diye bir birim çıkar arkadaşlar değil mi? Şöyle bir birim oluşuyor. Kilometre saat şeklinde. Biz o yüzden ne yapmamız lazım? Aynı birime sahip çoklukları kıyaslamamız lazım. Birden fazla oranın eşitliğine ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Orantı diyoruz. Bakın şurada söylemişim. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı, E'nin de F'ye oranı birbirine eşit. Bu arkadaşa da biz ne diyoruz arkadaşlar? Orantı sabiti diyoruz. Bak sabit de ne demek yani sabit olacak o. Demek ki bunlar arasındaki kıyas birbirine eşit olacak. Şimdi geldik özelliklerimize neler yapabiliyoruz onları bir söyleyelim. Bir kere A bölü B eşittir C bölü D gibi bir eşitlikte içler dışlar çarpımı yapabiliyorsunuz. Yani A çarpı B pardon A çarpı D eşittir B çarpı C diyebiliyorsunuz bu birincisi. Daha sonra bunları da kendi aralarında isterseniz yer değiştirebilirsiniz ki benim çok kullandığım bir denklem özelliğidir bu. Yani sonuçta bu eşitlik bozulmamak şartıyla Mesela şu ikisini yer değiştirebilirim. Yani şöyle bir şey olur. D bölü B eşittir C bölü A olur. Yine siz içler dışlar çarpımı yaptığınızda A çarpı D eşittir B çarpı C gibi bir şey elde edersiniz. Bir şey değişmez. Fakat oran değişir. Yani mesela 1 bölü 2 ile atıyorum 6 bölü 12'yi Birbirine eşitlediniz. Buradaki bizim oranımız 1 bölü 2'dir. Orantı sabitimiz değil mi? Şimdi ben bu ikisini yer değiştirdiğimde bu sefer ne oldu? 12 bölü bölü de E bölü F birbirine eşitmiş. Ben bunları yan yana topladığımda ne oldu? A artı C artı E bölü B artı D artı F eşittir kaldı. Hocam nasıl öyle şey mi olur deme. Çok sallayarak örnek verelim. Mesela 3 bölü 6 diyelim. Mesela 7 bölü sallıyorum tamamen. 7 bölü 14 diyelim ve de ne olsun? 9 bölü 18 olsun. Şimdi üsttekileri topladığınızda ne yaptı? 19 yaptı. Alttakileri toplarsanız kaç yapar? 38 yapar. Gördüğünüz gibi yine 1 bölü 2 oranına ne yaptınız? Kavuştunuz. Yine burası 1 bölü 2'ye eşit değil mi? Şurası oranca sadeleştirdiğin zaman yine 1 bölü 2 yapıyor. Peki nasıl oluyor bu? Çünkü üsttekiler hani bir kat alttakiler de üsttekilerin 2 katı olduğuna göre topladığınız zaman da yine aynı, orana aynı oranı yakalarsınız. Şöyle düşün. Şimdi sonuçta iki benzer üçgenin kenarlar arasındaki oran sabit. Peki iki benzer üçgenin çevreleri oranı neye eşit? Benzerlik oranı neye eşit? O zaman A bölü B, C bölü D, E bölü F dediğinizde bakın A artı C artı E bir üçgenin çevresi, B artı D artı F de diğer üçgenin çevresi olur. Bu da neye eşit oldu? Çevreleri oranına eşit olmuş oldu diyebiliriz. Peki ben bu orantıda, şuradaki orantıda istediğim gibi şuradaki oranları ne yapabilirim? Genişletebilirim. Zaten adı üstüne genişletiyorum ama değer kazandırmıyorum. Değil mi? Bunu da Y ile genişlettim. Bunu da Z ile genişlettim. Bir problem olmaz. Anlaştık. Bir de A bölü B ile C bölü D ikisi de K'ya eşitse ben bunları çarptığımda A bölü B ile C bölü D'yi çarparsam ne yapar arkadaşlar? K kare yapar. Çok da mantıklı bir şey. Yani ikisi de K ise çarparsanız ne yapar? K kare yapar diyebiliriz. Şimdi geldik ilk örneğimize. İlk örneğimizde demiş ki bize A bölü B, 2 bölü B ise demiş bu arkadaş nedir diye sormuş. Oran orantı çözerken benim kullandığım ifade şu aslında. Eğer ki oran verip oran soruyorsa hiç umursama ver değeri gitsin abicim. Ama eğer bir oran verdikten sonra bir de denklem kuruyorsa, denklem varsa o zaman senin teker teker o bilinmeyenleri bilmeye ihtiyacın vardır. Bak şimdi A bölü B, 2 bölü 5 ya, bir denklem var mı burada başka yok. O zaman git A'ya 2 yaz, B'ye de 5 yaz. Çünkü sana yine oran sorduğu için hani A'nın B'nin kaç olduğuyla ilgilenmeyeceksin. Kıyas yaptığın için yine onlar ne yapacak? Birbirini götürecekler. O zaman A yerine 2, B yerine de 5 yazarsan sen bu sorunun cevabını bulmuş olursun. Yani ne oldu? 6-5 bölü 4 artı 15'ten bizim cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 19 gelecektir. Sen ne bulacaksın eğer K'lı yazarsan? K bölü 19K bulacaksın. E yani yine sonuçta 1 bölü 19 eşit değil mi? Eşit. O zaman ne kasıyorum kardeş? diyip devam ediyoruz. Diyorum ki oran verip oran soruyorsa o zaman ver değeri gitsin. Ama denklem varsa o zaman k'lı yazacağız. Mesela burada bir denklem yok. Oran vermiş, oran vermiş bunu soruyor. O zaman ben de ne yaparım? Bunları düzeltmeye çalışırım. Yani bunları bir araya getiririm. Nasıl olur? Bu üçgen bu ikidir mesela. Şimdi bu şekilde olduğu zaman mesela 2x eşittir 3y olduğu zaman hemen fıt diye böyle katsayıların ters çevirin. İkili olduğu zaman yani buna 3 yazın buna 2 yazın. Kabul. Ama bu şekilde çarpmalı olursa. Şimdi A'ya 3, B'ye 2 verdik. Burada B'ye 5, burada 4 verdik. Burada ortak olan ne? B. O zaman ben bunları denklemem lazım. 2 ile 5 nerede birleşir? 10'da mı? O zaman bunu 10 yapıyorum. Bunu 10 yapıyorum. Yani 5 ile genişletiyorum. Bunu da 5 ile genişletiyorum. 15 diyorum. O zaman A bizim için 15 olduğunda, B 10 olduğunda, ki burada B 10'sa o zaman C'de nedir? 8'dir. C'de ne yazıyorum? 8 yazıyorum. Ne istiyor? bunu istiyor. Yani bu oranı istiyor. Daha yazalım. 3 tane 15 eksi 10 bölü 2 tane 15 artı 3 tane 10. Yani 30. Ne yaptı? 45 eksi 10 35 yaptı. Bölü 30 eksi artı 30 60 yaptı. Sadeleştirirseniz ne yapalım? 5'e bölelim. 7 bölü 12 yapar diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bak şimdi üçüncü soruda ilk iki sorudan farklı oran verdikten sonra bir denklem vermiş. O zaman benim kalı ifade etmeye mecburiyetim var. Şöyle ki önce burada bir içler dışlar çarpımı yaparız. Deriz ki 6x artı 18y eşittir x eksi 3y. Şimdi ne yapalım? X'leri bir tarafa, Y'leri bir tarafa toplayalım ki X ile Y arası bir ilişki kuralım. Bunu bu tarafa attım, bunu da bu tarafa attım. O zaman ne oldu? 5X eşittir, eksi 18, öbür tarafa gitti. Artı 18, eksi 18 diye. Eksi 21 ye yaptı. Hemen katsayıları tersten yazabilirsin. Yani dersin ki hocam bu arkadaş eksi 21 k. Bu arkadaşa da hemen 5 k'dır diyebilirsin. Ne demiş vatandaş? Y eksi x'in 26 olduğunu. O zaman 5 k eksi eksi 21 k. 26 ise o zaman ne yaptı? 26 tane k. 26 k o zaman buradan kaç gelir? 1 gelir. Peki ne soruyor? X'i soruyor. X'i biz ne vermiştik? Eksi 21 k demiştik. O zaman bizim cevabımız ne geldi? Eksi 21 geldi diyebiliriz. Bu da üçüncü sorumuzun çözümüydü. Yani bir oran verdikten sonra bir denklem diyorsa o zaman ben ifadeyi neye çeviriyorum? Teker teker bilinmeyenleri K cinsinden ya da senin isim verdiğin bir e, bilinmeyen cinsine tek değişkene çeviriyorum. Tamam. Geldik dörde. Mesela böyle bir şey vermiş ki bu arkadaşlar bizim bir hazır buluşumuzu arttırmak için verdiğim bir örnektir. Bu arkadaş bize doğru orantının kalıbını verecektir. Mesela bu doğru orantıdır. Bölüm şeklinde yazılır. Birazdan göstereceğiz bir sonraki ders. O zaman ben buradan şöyle yapayım. Buraya k dersem x dediğim şey 2k, y dediğim şey 3k, z dediğim şey de ne yaptı? 4k yaptı. Sonra da gidiyoruz burada yerine yazıyoruz. Denklem olduğu için k'ya mecburum, ihtiyacım var. 3 tane 2k, 6k yapar. Eksi 2 tane 3k, 6k yine çıkardık. Artı z, yani 4k ekledim. Ne yaptı? 24 yaptı. E zaten bunlar birbirini götürdü. 4K 24'ten K ne gelir? 6 gelir. X'i soruyor. X de burada. O zaman X ne geldi güzel kardeşim? 8 geldi diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 5'e. 5 de gördüğünüz gibi yine denklem vermiş. Bir de orantı vermiş. Buna göre A nedir demiş. Şimdi burada siz kendiniz yapacaksınız. Orantı sabitini vermiş. İsterseniz Burada teker teker bu arkadaş buna eşittir deyip x eşittir 4a dersiniz. y eşittir 4b dersiniz. 3z eşittir 8c dersiniz. Buradan buraya yazarsınız. O zaman iki tane x ne yaptı? 8a yaptı. Eksi 4b yaptı. Artı 3z. 3z yerine de ne yaptım? 8c yaptım. Bu da 12'ymiş e Peki hocam hepsini 4'e bölsek. 2a eksi b artı 2c eşittir 4'e böldüm 3 yaptım. Bak burada ne vermiş? B eksi C'yi. Bende ne var şurada? Denklemin içinde. Bunun eksili hali. Yani eksi 7. O zaman 2A eksi 7 3 ise A buradan kaç gelir? 5 gelir diyebiliriz. Bakın böyle bir çözüm yapabilirsiniz. Okey. Bu oldu. Şimdi ben size bunu da ikinci bir çözüm daha göstersem. Bu birinci çözümümüz olsa. Siz Şimdi şu ifadeleri şunun içinde oluşturabilirsiniz. Demiştim ki istediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. Yani x bölü a eşittir. Y bölü b o da eşittir. 3s bölü 2c eşittir 4 ya. Şimdi bu ifadeyi oluşturmak istiyorum. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Burayı 2 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı eksi ile burayı eksi ile çarpıyorum. Şuna benzesin istiyorum. Şu ifadeye benzesin istiyorum. Tamam mı? 3s zaten aynen durdu. Sonra hocam sen bunları yan yana toplayıp çıkarabiliyordun. O zaman ben de bunları şuradan sileyim. Bunları şöyle uzatayım. Şunları toplama şekline getireyim. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Bu da artı olsun. O zaman ne oldu? Bak burası denklemde yani orantıda çıktı. Şurası kaçtı? 12 idi. Burası 12. O zaman burası kaç yapar? Burası 3 yapsın ki 12'yi 3'e bölelim 4 gelsin. O zaman 2A B artı 2C eşittir 3 ise e burası 7 idi. O zaman burası eksi 7. O zaman 2A 10'dan A kaç gelir? 5 gelir diyebiliriz. Tabii daha hızlı reaksiyon gösterebilirsiniz. Şimdi ilk bu olduğu için bu sanki ikincisi daha uzunmuş gibi gelebilir ama direkt bu ifadeyi burada oluşturursanız işiniz bence daha kolay olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. soru da aslında ters orantının kalıbı. Ve dikkatli bakın bu soruda şey yok. Hani bir oran orantı verdikten sonra bir denklem vermemiş denklem vermediğine göre o zaman ben direkt buradaki eşitliği sağlatan değerleri buraya çakarsam ben bu soruyu çözmüş olurum. Şimdi bu tip sorularda şunu şöyle yazayım isterseniz 3x eşittir 4y o da eşittir 6z dediğinizde bunu k'ya eşitleyip x dediğin şey k bölü 3 y dediğin şey k bölü 4 z dediğin şey de k bölü 6'dır diyebilirsin sana kalmış ya da hiç buna girmezsin dersin ki şurayı sileyim. Şu eşitliği sağlatan değerleri ben kendim uydurayım. Yani bakın bu aynı zamanda ters orantının kalıbıdır. Tamam. 3, 4, 6 nerede birleşiyor? 12'de. O zaman derim ki burası 4K. Çünkü 3 ile 4 k çarpınca 12K oluyor. Burası 3K, burası 2K deyip yoluma devam ederim. Hatta K bile demem. Şunları iptal ettim. Neden iptal ettim? Çünkü bana hani oran verip oran sordu. O zaman X yerine 4 yazdım. Y yerine 3 yazdım. Y'si 3'tü. Z yerine de 2 yazdım. O zaman 8 artı 3 üst taraf alt tarafta 3 artı 6 yaptı. Üst taraf 11'dir alt tarafta 9'dur. Bizim doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 11 bölü 9 gelir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik biraz daha böyle hareketli atraksiyonlu 2, 4, 6, 8 tane ne yapalım? Bu oran orantı ile ilgili işlem sorusu yapalım. Burada şu an benim ilk dersteki amacım işlemler yapmak. Bunları oran orantı başlığın içerisine de sokabilirsiniz. Bazılarını birinci dereceden denklemin içerisine de sokabilirsiniz. Nereye yazdığınızın hiçbir önemi yok. Ben teknik olarak burada anlatıyorum. Tamam mı? Oran orantıya ihtiyaç duyduğumuz için. Ama isterseniz buradaki soruların bazılarını denklemede yazarsanız başlık değişmez. Problem olmaz yani. Tamam mı? Şimdi ne demişiz? A kare, B kare, C kare, 800 demişiz. Yani bir denklem vermişiz. Bir de oran orantı vermişiz. Buna göre A artı B artı C'nin pozitif değeri nedir demiş. Şimdi hocam burası biraz gıcık gibi. O zaman ne yapalım acaba ne yapalım? Bir şey değişmiyor. Sonuçta 3 bölü A, 4 bölü B, C bölü 5, 5 bölü C demekle A bölü 3, B bölü 4, C bölü 5 demek birbirine eşittir. Bir şey fark etmiyor. Bunu buradan kaldırıyorum. Tamam mı? O zaman ben dediğim gibi A bölü 3, B bölü 4, C bölü 5 şeklinde soruyu istersen çözebilirim. O zaman burada ne oldu? A'sı 3K, B'si 4K, C'si de 5K olursa bu eşitlik sağlanır. Şuraya K diyerek hareket ettim. Sonra da gideceğiz buradaki yerine yazacağız. O zaman teker teker karelerini alıyorum. 9K kare artı 16K kare çünkü B'si 4'tü. C'si de 5'ti. 25K kare eşittir 800 yaptı. O zaman burası 50K kare kaç yapar? 800 yapar. Şunları götürdüm. O zaman K kare kaç geldi? 16 geldi. K da buradan nedir güzel kardeşim? 4'tür ya da eksi 4'tür. İki ihtimal var ama bana, ne soruyor? Pozitif değerini soruyor. O zaman ne yapalım? K yerine 4 verelim. Toplamları bu üçünün toplamı ne yaptı? 12 K mı yaptı? O zaman 4 ile çarparsak bizim sorumuzun cevabı ne gelir? 48 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8'e. A bölü B, C bölü D oranı 3 bölü 4. Ve bize ne sormuş? Bunu sormuş. Yalnız burada dikkatli olalım. A'ya 3, B'ye 4, C'ye 3, D'ye 4 verirseniz Patlarsınız. Tamam. Yani orada nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz buna e, 3, 4, buna 6, buna 8 verirseniz bence tutturursunuz. Ama ben burada şunu anlatmak istiyorum. Bakın deneyin isterseniz. 3'ün karesi eksi. Şimdi buraya 3, buraya 4, buraya 6, buraya 8 yazdım. O zaman buraya 6'nın karesi bölü. 4'ün karesi eksi 8'in karesi yaparsam doğru çıkacaktır. 9 eksi 36 bölü 16 eksi 64. Üst taraf eksi 27 geldi. Alt tarafta eksi 48 geldi. O zaman eksiler gitti. 3'e de böldüm. 9 bölü 16 gibi cevap gelmeli. Tamam böyle yapabiliriz. Ben burada şunu anlatmaya çalışıyordum bu soruda. Hani kazanım olarak şunu sorguluyorum. Şimdi şurası çarpanlarına ayrılır. A eksi C bölü B eksi D ile A artı C bölü B artı D diye yazılabilir. Üst tarafta iki kare farkı. Alt tarafta iki kare farkı sonuçta. Doğru mu? Aynen. Ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Bakın şunları yan yana toplarsanız A artı C bölü B artı D'yi elde edersiniz. Yani buraya elde edersiniz. O da kaç yapar? 3 bölü 4 yapar. Çıkartırsanız o zaman da ne yapacaktır? Yine 3 bölü 4 yapacaktır. Bunları çarptığınızda 9 bölü 16 cevabını rahatlıkla ne yapabilirsiniz? 8'in soru için görebilirsiniz. Anlatmak istediğim şey buydu aslında. Hani bunları yan yana toplayıp çıkarıp da işlem yaparsan daha güzel sonuçlar üretirsin. Bilgin olsun. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Böyle bir eşitlik vermiş ve de bunu söylemiş. Buna göre artı ve artı şey nedir demiş. Burada ne yapalım? Bu bir denklem sorusu olabilir aslında. Ama hani ben burada sormak istedim. Şimdi mesela burada 1 bölü x ifadesi. Biz bunu, bu tip soruları üstü sayılarda buna benzer bir soru çözdüm. Hani Burada A, B, toplamını istiyor. Şurada A'yı yalnız bıraksam. O zaman A, X eşittir 15 ise. A dediğim şey ne gelecektir? 15 bölü X gelecektir. Aynı şekilde şunları birbirine eşitlersem. O zaman burada da B dediğin şey ne yapacaktır? 15 bölü Y gelecektir. C dediğin şey de 15 bölü Z'dir. Dikkatli bakarsan A'nın, B'nin, C'nin toplamını istiyor benden. A artı B artı C. Bu da bu arkadaşların. Değil mi? Toplamının 15 parantezin alındığında 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z olduğunu görürüm ben. Peki bana buranın da 1 bölü 3 olduğunu vermişse eğer burası da 1 bölü 3 ise o zaman 15 çarpı 1 bölü 3'ten benim cevabım ne gelecektir? 5 gelecektir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. soruda da bir tane oran verip bir tane de oran soruyor. Şunu net anlatmaya çalışıyorum. Hani oran verip oran mı soruyor? Oran verip bir denklem var ondan sonra mı bir şeyler soruyor? E denklem yoksa salla sayıları gitsin. Bir de doğru orantı ile ters orantının alt kalıplarını öğrendik beraber bu dersimizde şu anlık. Şimdi baktık böyle bir şey var. Mesela oran verip oran soruyor. Sallasak tutar. Şimdi nasıl tutsun? Şöyle yapalım. Mesela B burada 3'ün katı olmalı. B burada aynı zamanda 2'nin katı olmalı. Çünkü hani bununla eşleştireceğiz ya. O zaman B 6'nın katı olsun. B 6'nın katı ama B 6'nın katıysa 6 olsa mesela bu kaç olur? 4 olur. Bu 4 olduğunda bu da 3'ün katı olmalı. O zaman şuradan başlayalım. Şuraya kaç yazalım? 12 yazalım. Bu bunun kaç katı? 4 katı. Bu onun 4 katıysa bu da bunun 4 katından buraya 8 yazdım. Bu 12 bu bunun 6 katıysa bu da bunun 6 katından buraya da 18 yazdım. Yani ben oranları sağlatmaya çalışıyorum kısacası. Şimdi B 18 ise bu bunun 9 katından bu da bunun 9 katı. O zaman A da 27 olursa yani A'ya 27, B'ye 18, C'ye 12, D'ye de 8 verirsek bu eşliği sağlatmış oluruz. O zaman 2 tane A, 2 tane 27 artı B yani 18 bölü 2C 2 tane 12 artı D. D de kaçtı? 8'di. Değil mi? Evet bu D'ydi. D de 8'di. O zaman ne yaptı? 54 artı 18 üst taraf kaç yapar? 72 yapar. Alt tarafta 24 artı 8'den de 32 yaptı. Kaça bölelim? 8'e e bölelim. 9, 8'e bölelim. 4. O zaman bizim cevabımıza ne geldi? 9 bölü 4 geldi diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Şimdi geldik saat tarafa dersimizin son kısmına bu dört tanesi biraz ayete tabanlı sorular aslında bir nevi. Şimdi 11'de siz kendi kendinize çözümler üretebilirsiniz. Bir tane teknik öğretmiştim o tekniği mesela bu soruda çok rahat çözebilirsiniz görebilirsiniz soruyu da hızlandırır çözüm için. Şimdi dikkatli bakın burada bu şekilde bir orantı vermiş ve burada da bir denklem vermiş. Şimdi hocam üst tarafa dikkatli baktım. 2 tane X var, 2 tane Y var, 2 tane Z var. Oo, hocam o zaman sen bunları şöyle yapsan da, şunları şöyle toplasan, şunları şöyle toplasa, o zaman burası ne yapar? 2X, 2Y, 2Z yapar. 2X artı, 2Y artı ne yaptı? 2Z yaptı. Alt tarafta ne yaptı? X artı, Y artı, Z yaptı. Peki bu oran kaça eşit? Bunu buna oranlarsanız 2'ye eşit. O zaman bizim oranımız kaç geldi? 2. Yani şuradaki her şey giymiş. Nereden anladım? Bakın şurası alttakinin iki katı gibi gözüktüğü için hemen alt alta yani yan yana toplamak istedim. O zaman sonucu kaç buldum? 2. E peki şöyle düşünelim. Ee, X artı Y artı Z'de 45 X'i istiyorsa o zaman şunu kullanalım. O zaman oradan da içler dışlar yaparsanız Y artı Z'nin siz 2X olduğunu görürsünüz. Ki burası 2X'tir. X artı 2X ne yaptı? 3X yaptı. 3X 45 ise X de buradan nedir arkadaşım? 15'tir diyebiliriz. Bu da 11'in soru çözümüydü. Yani üsttekilerin toplamı alttakilerin toplamının iki katı gibi gözüktüğünden hemen yan yana toplamak istedim. Ki hemen orantı sabitini ne yapabileyim? Bulabileyim. Şimdi geldik 12'ye. Şimdi yine böyle bir orantı vermiş. Bir tane de denklem vermiş. X artı yer nedir demiş. Şimdi burada neler yapabiliriz? Beraber bakalım aslında. Şurada x eksiye var. Üstteki sorunun çözümüne benzetebilirim. Yani mesela bunu eksi 2 ile çarparım. Bunu da eksi 2 ile çarparım. Yan yana toplarım. x kare eksi 2 x y artı y kare gibi bir ifade gelir üst taraf. Alt tarafta 16 eksi 24 artı 9 gibi bir ifade gelir. Üst taraf x eksi y'nin karesidir. Alt tarafta 1'dir. x eksi, eksi y'yi ben 2 bildiğime göre 4 geldi. Yani aslında ben buradaki orantı sabitin 4 olduğunu buldum. Yan yana topladığınızda orantı sabiti değişmiyordu. Değil mi? O zaman burası 4 oldu. Şimdi şurayı silelim. Peki bana x artı y istemiş. O zaman aynı mantıkla şey yapabilir miyim? Hani e, nasıl söyleyeyim sana? Bunu 2 ile genişletip toplasam bu sefer üst taraf x artı y'nin karesi yapar mı? Alt tarafta şimdi burası 24 yaptı. 16 ile topladım. 40, 49 yaptı. Burası 4'müş. O zaman x artı y'nin karesi 4 çarp 49'dan x artı y için biz ne diyebiliriz? 2, 7, 14'tür deriz. Yani artı ya da eksi 2 ihtimalimiz var. Şimdi x eksi y eşittir. Kaç oldu? 2 idi değil mi? Bize ne soruyor? x artı y'yi soruyor. O zaman şuradakilere bakarak hareket edeceğiz. x buradan mesela burası 4'tü ya. x buradan 8'dir ya da eksi 8'dir. Çünkü içler dışarı yaparsanız burada. Şimdi aynı mantıkla şurada bir içler dışlar yapacak olursanız. Bu x'in diğer değeri pardon. Buradan içler dışlar çarpma yapacak olursanız o zaman ne oldu? y kare 64 36'dan y6 ya da eksi 6 gelir. Şimdi buradan x'ten y'yi çıkarınca farkın 2 olması için bunu 8, bunu da 6 kabul etmemiz lazım. O zaman bu 8, bu 6 oldu. O zaman toplamda da kaç geldi? 14 geldi diyebiliriz. Burada bir yerde tıkandık. Çünkü hani niye artı niye eksi o ayrımı yapamadığımız için buna başvurduk diyebiliriz. Geldik 13. soruya. Şimdi 13. soru aslında biraz antin kuntin bir soru. Hani baktığın zaman bir AYT'de gelebilecek bir soru. Böyle bir şey vermiş. Aküp artı B küp ne demiş? Buradaki bunu kullan istiyor. Buradaki orantıyı. Size burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şurada üçlü yani buradaki benim sorudaki size kazanım olarak vermek istediğim şey şu. Burada bir orantı var ve bu orantıda üçünü aynı anda illaki kullanmak zorunda değilim. Bunların içlerinde ikili ikili kullanmalar da yapabilirim. Yani mesela şunu kendi içine düşünüp A çarpı B'nin 6 olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu ikisini kullanarak A karenin 2B olduğunu söyleyebilirim. Ya da işte şu ikisini kullanarak o zaman ne yaptı? B kare dediğin şeyin e, 3A olduğunu söyleyebilirim. E peki ne yapalım şimdi? Bak şu ikisini çarpalım. O ikisini çarptığım zaman ne oldu? A küp B oldu. Sağ tarafta 12 B oldu. B'leri götürdüm karşılıklı. A küp ne geldi? 12 geldi. Gördün? Yani burada kendi kendine bir çözüm üretmiş oluyorsun. Bu ikisini çarptığın zaman da o zaman sol taraf A B küp yaptı. Sağ tarafta 18 A yaptı. Buradan da B küpü ne buluyorsun? 18 buluyorsun. Ne istiyor? A küp artı B küp istiyor. Bunun da cevabı kaç gelir arkadaşlar? A küp artı B küpün. 30 gelir diyebiliriz. Dediğim gibi antin kuntin gibi düşünebilirsin ama Buradaki kazanım olarak sana anlatmak istediğim şey böyle bir orantıda ikili ikili çözümlerde ne yapılabilir? Yapılabilir. İlla ki üçünü aynı anda kullanmak zorunda değilsin. Sonuçta bu bizim kitabımız bir ders defteridir. Bana ihtiyacınız ya da bir öğretmene ihtiyacınız olması lazım ki bu soruların her birinin alttaki temellerini öğrenebilin. Tamam yani bu bir soru bankası değil baştan söyleyeyim. Geldik 14'e ve dersimizin de ilk dersimizin, 16'daki ilk dersimizin son sorusuna. ABC sıfırdan farklı reel sayılar demiş. Böyle bir e, orantı vermiş. Böyle bir denklem vermiş. Hepsi birbirine bağlı. Üçünün toplamı kaça eşittir diye sormuş. Yani şimdi burada dikkatli baktım. A kare B kare C kare B artı C artı C artı. Ve böyle hiç anlam ifade etmiyor. Üsttekileri toplayıp alttakileri toplatan bir şey ifade etmeyecek. Hani yana çeksem... Hocam hani A artı B artı C'nin parantez karesinden gelen ifadelere benziyor gibi de düşünebilirsin. Bak şimdi yine ikili ikili çözümler yapsak. Bak sadece bu ikisini düşünüyorum. O zaman ve çıkarıyorum. O zaman şöyle bir şey olmuyor mu? A kare eksi B kare bölü şuradaki C'ler birbirini götürse B eksi A yapar. O eşittir. Sonuçta bunların hepsi birbirine eşit olmuş oluyor değil mi? Şurayı düşünsem o zaman burası ne yaptı? B kare eksi C kare bölü. Şuradaki A'lar birbirini götürdü. C eksi B yaptı. Aynı şekilde birinci ile üçüncüyü düşünürsem o zaman A kare eksi C kare bölü. B'ler birbirini götürdüğünde değil mi? Şuradaki B'ler birbirini götürdüğünde C eksi A yaptı. E peki hocam şimdi bu A eksi B A artı B dersek aslında bunun içinde A B eksi A çarpanı var. Zıt işaretli ama olsun. Bunlar birbirini götürdüğünde eksi 1 geldi. O zaman bu ikisini çarptığımızda eksi A eksi B vardır diyebilirim. Bak burada da B eksi C B artı C'dir burası. Bunlar birbirini götürdüğünde bir eksi gelir. Burası da eksi B eksi C'dir. Aynısını sağ taraftakine yaptığında da eksi A eksi C'dir diyebilirsin. E burada baktığında hepsi eksiyle. İkili ikili tekrar düşünürsün böyle. İkili ikili düşündüğün zaman o zaman şu ikisi birbirini götürür seni şurada. A ile C birbirine eşit olur. Ve buradan bakarsan C'ler birbirini götür, A da B'ye eşit olur. Hatta üçü de birbirine eşit olur diyebiliriz. Yani hepsi birbirine eşitmiş. O zaman hepsine A desek. A eşittir B eşittir C. O zaman burası ne yaptı? Hepsi A olsa A kare. Burada da A kare yapar. Burada da A kare yaptı. O zaman ne yaptı? 3A kare eşittir. 3A küp yaptı. 3a kare eşittir 3a küpse buradan a dediğin şey gelir? İstisnasız 1 gelir. 0 da gelebilir ama sen sıfır yazarsan zaten senin soru elinde kalır zaten sıfırdan farklı demişiz. O zaman hepsi birbirine eşit olduğuna göre a artı b artı c'nin toplamı kaç gelecektir? 3 gelecektir diyebiliriz. Bu 14. sorumuzun orantıdaki ilk dersimizin son sorusuydu. Ve böylece orantın ilk kısmı tamamladık. Bir sonraki kısım bu dersin sonrasına hemen gelmiş olacak arkasına. Ondan da takip edin. Doğru orantı, ters orantı ile ilgili sorular çözeceğiz. Bilginiz olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.